Günaydın Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. O ayrıntılar nasıl şekillenecek? Gazete manşetlerine neler yansıyor? Onlar üzerinde duracağız ama önce rakamlar üstünden gidelim. Rakamlar üstünden gittiğimizde de aslında dün günü pozitif bir ovayla kapattığımızın altını çizmekte fayda var. 96.604 endeks değerinden Borsa İstanbul tarafında dün kapanışımızı gerçekleştirdik. %1.81'lik bir değerlenme olduğunun burada altını çizmekte fayda var. Döviz tarafında 6.30'ların altına sarktık. 6.26.55'ten geçiyor an itibariyle işlemler. 7.33.27 seviyelerini görüyoruz. Euro TL cephesi 1.16.82 ile 1.17 sınırındaki seyrine devam ediyor euro dolar paritesi. Diğer yandan baktığımızda 25.40 ile faiz oranlarını görüyoruz. 1.205 dolardayız altında ons başına geldiğimiz noktaya baktığımızda ve son olarak 79 dolar 68 centlik bir fiyatlama bulunuyor Brent petrol cephesinde. Bugünün en önemli hikayesi orta vadeli program olacak. Uzunca bir zamandır biz 20 Eylül tarihinin gelmesini bekliyorduk. 20 Eylül geldi çattı. Bugün orta vadeli program açıklanıyor. 1 ila 3 yıllık bir programdan bahsediyoruz bu anlamda. Dolayısıyla 2019-2021 yıllarına ilişkin projeksiyon ortaya konmuş olacak. Orta vadeli program her koşulda çok önemli sayılır. Ancak bu sefer bizim açımızdan çok daha önemli bir hale gelmiş durumda. Seçimlerin ardından açıklanıyor. Artı çok ciddi ataklara maruz kaldığımız bir dönemde açıklanıyor. Büyüme oranının düştüğü bir zamanda açıklanıyor. Dolayısıyla orada göreceğimiz projeksiyon bizim açımızdan çok çok önemli olacak. Piyasa olumlu bir OVP bekliyor belli ki. Çünkü Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaların önemli anlamda, anlam içerir düzeyde yukarı olduğunu söylemekte fayda var bu aşamada. Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla görüşmüştü. 30 kadar yabancı yatırımcıyı, yabancı şirket CEO'sunu ağırladı. Buna ilişkin ayrıntılar Ankara'yla az sonra konuşacağız. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren bir görüşmeden bahsediyoruz. Bu kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da oradaydı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan da hali hazırda orada bulunanlar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıdan sonrasında bu toplantıya ilişkin olarak oldukça önemli mesajları da vardı. O mesajların ayrıntılarını satır aralarını birlikte az sonra Ankara ile konuşacağız. Diğer taraftan Türk lirasını korumak için topyekün bir birliktelik söz konusu. O birlikteliğin içerisinde de neler yapılacak? Elbette ki orta vadeli programdan birazdan bahsedeceğiz. Ancak bir takım adımların atılması, o adımların da mümkün olan en hızlı şekilde atılması gerekliliğinin altı her aşamada çiziliyor. Şimdi orta vadeli programda biz ne arayacağız? Önce birazcık ondan bahsedelim. Orta vadeli program bizim açımızdan İçinde yatırım sözcüğünü arayacağımız noktalardan bir tanesi olacak. Kamuda tasarruf arayacağımız sözcüklerden biri olacak. Daha önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın belirttiği üzere acaba bu projeler hangi projeler, balta vurulmamış ama projesi hazırlanmış, vazgeçilmek üzere rafta duran projeler hangi projeler, onun ayrıntısını bulabilecek miyiz? Ona elbette yine bakacağız. Dolayısıyla piyasa beklentisinin olumlu olduğunu bir kez daha yineleyelim ve geçelim gazete manşetlerinde hangi haber nasıl yerini bulmuş, ona birlikte bakalım. Evet, orta vadeli programdan bahsediyoruz demiştik. Piyasaların beklentisinin ne olduğuna ilişkin notları birlikte arıyoruz. Bugün açıklanacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Dolmabahçe'de açıklanacak bir plan bu. 3 yıllık hedeflere göre hazırlandığını bu sefer söyleyelim. Piyasa beklentileri tarafına baktığımız zaman bu OVP ile eğer örtüşürse, eğer birebir olursa, piyasanın beklentisini ortaya koyarsa burada bir halihazırda atak da diyebilirsiniz, kriz de diyebilirsiniz, darboğaz da diyebilirsiniz. İşte onun adına her ne dediyseniz o ortadan bir parça daha kalkmış olacak. En azından burada bir kırılma yaşanacak diyelim. Büyüme hedeflerinin ortaya net bir şekilde konması gerekiyor. Genel itibariyle OVP'de Berat Albayrak enflasyonla mücadeleye önem vereceklerini söylediği için çıkartılan yorumlardan bir tanesi. Büyüme oranında bir parça küçülmeye gidileceği noktasında, bu da bizim cari açığımızı otomatik olarak küçültecek noktalardan bir
bir tanesi. Birazcık kemerleri sıkacakmışız gibi görünüyor. Kamu tarafında tasarruflardan bahsedilmişti. O kamu tarafındaki tasarruflara ilk olarak kamuda kullanılan araçlar, makam araçları üzerinden de başlanmıştı ama elbette yeterli bulunmayacaktır ve buna ilişkin başka önlemler de alınacaktır. Bu arada Mart ayında yerel seçimler olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla oradaki şekillenme ayrıca başka bir önem taşıyor. Öyle görünüyor. Diğer taraftan 12 Ekim'e kadar da Brunson davası öncesi nasıl gelişmeler olacağına bakacağız. OVP'nin ardından onu da bir not olarak iletelim. Devam edelim gazetelerle. Orta vadeli programın ardından hepsi manipülasyon, kriz yok. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Kriz sözlerinin manipülasyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizde kriz falan yok dedi. TL vurgusu da yapan Erdoğan, bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçerli, aksi takdirde bunun bedelini öderler diye konuştu. O da Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında hali hazırda yerini bulan haberlerden bir tanesi olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönem kriz söylentileri çıktığını söyleyerek bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz falan yok. Evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz, daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara daldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, euroyla, şununla bununla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçerli, Türk lirasıyla her şey yürüyecek. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, burası Amerika değil dedi. Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı. Konuşmasında ekonomi gündemine de değinen Erdoğan bazı mesajlar verdi. O mesajlardan en önemlisi İhya dönemindeyiz başlığıyla geldi. Ecdadımız Anadolu'ya gelirken yüreğinde imanıyla bu toprakları baştan sona imar etmiş. Biz Alparslan'la başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal'le Cumhuriyeti ilan ettik. Şimdi İhya dönemini yaşıyoruz. Bu İhya dönemini beraber sürdüreceğiz. Kriz mriz sakın ha bunlara aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz falan yok. Eğer Allah güçlenerek geleceğe yürüyoruz, daha da güçleneceğiz diyor. TL'nin hükmünün bu ülkede geçerli olduğuna ilişkin bir başka yorumu da yine paylaşmış. Bu arada Erdoğan'ın Amerikalı yatırımcılara hitap ettiği bir görüşme de dün olmuştu. 2 saat 40 dakika süren bir görüşmeden bu anlamda bahsediyoruz. O 30 yatırımcıyla neler konuştular, o CEO'larla neler konuştular, ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda elbette değineceğiz. Geçelim yine Milliyet Gazetesi'nden bir başka habere. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözlerine bu sefer yer vereceğiz. 5 yıllık satışı 1 yılda yapacağız diyor Murat Kurum. Rusya'da Türkiye'nin fırsatlarını yabancı yatırımcılara anlatan Bakan Kurum, 250 bin dolarlık gayrimenkul alanın Türk vatandaşı olabileceğini açıkladı. Kurum yeni yönetmelikle satışın 5 kat artacağını söyledi. Dün resmi gazeteden sizlere aktardığımız bir haber de aslında bu. Resmi gazetede yayınlanan habere göre Türk vatandaşlığı konusunda yatırım miktarlarıyla oynandı. Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olma yönünde nasıl bir fiyatlama yapılmıştı? Dün anlatmıştık. Ona dem vuruyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapmış olduğu bu açıklamalarda. Daha büyük pay alacağız demiş. Alınan bu kararın ardından sektör adına önemli bir gelişme olduğunu ifade etmiş ve bu anlamda fuarlar, tanıtımlar çok önemli. Faaliyetlerimizi yurt dışında fuarlarda artırmamız gerekiyor. Bakanlık olarak da bu tür fuarlara güçlü şekilde gideceğiz. İç pazarımız dışında önemli bir pazar daha yaratılmış olacak diyor. Türk inşaat sektörü büyük yatırım pazarı olan Rusya'ya kamu düzeyinde çıkarma yaptı. Türk müteahhitlerin uzun yıllardır büyük yatırım pazarlarından olan Rusya, konut satışında da Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri. İstanbul Ticaret Odası dün Rusya'nın başkenti Moskova'da kapılarını açan Pre-Estate Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu'na İstanbul standı ile katılıyor. İstanbul standı Pre-Estate'de Uluslararası Gayrimenkul Sektörü'nün B2B buluşması oldu. İstanbul yabancı konut satışı yabancı yatırımcıların ülkemize büyük yatırımlarının ilk önemli adımı olarak nitelendirilmiş. Yabancı konut satışının arttığı da belirtiliyor aynı haberin içerisinde. 2013 yılında 12.181 adet konut satılırken 2017'ye geldiğimizde 12.181 olan sayı 20.070'e yükselmiş durumda. İlişkiler güçlensin diye çalışıyoruz denmiş yine. 21 Eylül'de sona erecek Pro Estate Forum açılışında
Rusya İnşaat Konut ve Kamu Destekleri Bakanı ile bir görüşme yapmıştı Murat Kurum. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirterek bunu sürekli hale getirmek ve daha da güçlendirmek adına her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, biz kabine olarak da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çalışmalarımızı sunduk. Vatandaşlık ve ülkemizi ziyaret adına yabancı ülke vatandaşları için her türlü çalışmayı da yapıyoruz demiş. Bu süreçte Türk ve Rus iş adamları için de bu ilişkilerin güçlendirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor diyor. Ve bir zam haberinden bahsedeceğiz. Enerji Bakanı Fatih Dönmez sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Elektrikte zam için maliyete bakılacak diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik fiyatlarına yeni bir zam olup olmayacağı konusunda maliyetlere bakacaklarını söyledi. Dönmez, biz elektriğimizin aşağı yukarı %30 ila 35'ini hala doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazda dışa bağımlıyız. Kur neredeyse 2 kat arttı. Biz minimumda tuttuk diyor paylaştığı bilgilerde. Ankara'da Hande Fırat imzalı bir röportajı aktarıyoruz sizlere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin kurulması planlanan ikinci nükleer santral projesiyle ilgili olarak Sinop'ta Japonlarla çalışmalarımız var. Onlar fizibilite çalışmasını yapıp sundular. Bizim ekibimiz o fizibiliteyi inceliyorlar dedi. Dönmez, elektrik fiyatlarında artış olup olmayacağı konusunda fiyat ayarlaması için maliyetlere bakacağız. Maliyetler neyi gerektiriyorsa yapmamız gerekiyor dedi. Kısa vadede yeni bir fiyat ayarlaması yok diyebilir misiniz sorusuna ise Dönmez, bu aslında Maliye Bakanlığımızın bir ayarlaması yanıtını verdi denmiş bu haberin içinde. Ve ikinci gemi için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Sismik aramalara ilişkin de bilgi vermiş Dönmez. Akdeniz'de planımız önümüzdeki ay içerisinde ilk sondajımıza başlamak. Bu Antalya açıklarında olacak. Lokasyon hemen hemen belirlendi. Biliyorsunuz geçen yıl bir gemi satın almıştık. Şimdi onun ekipmanları kontrol edildi, tamamlandı. Niyetimiz bu gemiyle her yıl 2 tane, yani ortalama 2 tane sondaj yapmak. Karadeniz'de daha önce 4 sondajımız vardı. Bunlar yabancı, yerli, Türkiye Petrolleri ile henüz daha bir gaz bulabilmiş değiliz. Ümitli olduğumuz 1-2 yer daha var. Oralara yoğunlaşıyoruz. Karadeniz'de orada belki sondajlara başlayabiliriz. İkinci geminin alımıyla ilgili belirli bir noktaya gelindi. Şimdi onun finansmanıyla alakalı görüşmelere başladık. Finansmanı temin etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Onu da bağlarsak ikinci gemiyi de almış olacağız diyor Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Yapılandırma iflas varsa yok başlığını görüyoruz. Reel sektörün borçlarının yapılandırılmasına ilişkin dün yürürlüğe gidildi. Buna ilişkin ayrıntıları da çokça konuşmuştuk aslında. Reel sektör nefes almak istiyor. Nefes alması için de desteklenmesi ve finansal kuruluşlarla doğru iletişimi kurabilmesi gerekiyor. Bu anlamda finans kuruluşları da elin taşın altına koymuş durumda. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama göre reel sektör borçlarının yeniden yapılandırılması için çerçeve anlaşma imzalandı. Hazırlanan anlaşmaya göre borç sınırı 100 milyon liranın üstü olarak belirlendi. Ancak iflas varsa yeniden yapılandırmanın olmayacağını da söyleyelim. Borsadan 160 şirketin bu uygulamanın kapsamına girebileceğine ilişkin bilgi verilmiş. Merkeze bu anlamda yeni bir yetki de veriliyor deniyor haberde. Ve katılım bankaları 6,5 milyar lira değerinde altını finans sistemine dahil etti. 30 ton altın ekonomiye kazandırılmış oldu böylece. Haberde Hürriyet Gazetesi'nin sigortalı yaşam sayfasında yerini bulmuş. Bankacılık sektörü aracılığıyla bugüne kadar toplanan 85 ton altının 30 tona yakını katılım bankaları aracılığıyla ekonomiye kazandırıldı. Katılım bankaları 6,5 milyar lira değerinde altını bankacılık sistemine dahil etti. Bankalardaki mevduatları, altın mevduatlarına ilişkin bir tabloda paylaşılmış. 2010 yılında toplamda 34.914 kilo olan bankalardaki toplam altın 2017'ne geldiğimizde 154.433 kilogram haline dönüşmüş. Burada da bu haberi böylece Hürriyet Gazetesi'nden sizlere iletmiş olalım. Geçelim parametreye.